Sen miydin Yücel? Ben de galiba gökten çay yağıyor dedim. Ne hala? Sen ereceksin zaten abi bu gidişle. Vallahi gökten çay da yağar şeker de. Allah aşkına şu haline baksana be abi. Ne varmış bir halimde? Daha ne olsun abi? Vallahi durum vahim bence. Sabahtan beri senin dükkanı gözlüyorum be abi. Ne gelen var ne giden. İncin top oynuyor. Ne var bunda? Şaştın mı? Şaşmadım ama müşteri yok. Sen harıl harıl çalışıyorsun be abi. Nasıl iş bu? Yine aynı şey değil mi abi? Ya gözüne yazık değil mi Sami abi? Bu kadar da olmaz ki. Hilal-i Amer'i geçtim vallahi. Yücel, yani bir çaycı için fazla düşüncelisin sen oğlum. Öyle deme be abi. Vallahi seni düşündüğümde. Severim seni bilirsin. Seni burada böyle görünce garip garip. Ne bileyim işte. Al bakalım. Yok abi istemez. Bu da benden olsun. Olur mu canım öyle şey? Olur abi. Niye olmasın? Ayıp ettin. Sağ ol bakalım. Ziyade olsun öyleyse. Afiyet olsun. Yarasın abime. Abi be. Bakma öyle diyorum ama vallahi çok takdir ediyorum seni. Ne bileyim abi. Millet edebiyatını yapıyor ama sen işin kralını yapıyorsun be abi. Kralını. Helal olsun sana. Akşam oluyor. Yemek falan yapılmayacak mı? Acıktın mı? Ben acıkmadım da. Seninki gelir ama birazdan sonra. Aman gelse ne olacak be anne? İki lokmalık basıp gidecek gene o örümcekli dükkanına. Sonra sabaha kadar tıkır 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 tıkır. Sünepe şey. Ne olacak sahi bu deli Hacer? Ay ne bileyim anne. Öyle gidiyor işte. Söyledim ben sana. Dedim ki bu sümsük adamla olmaz. Dinlemedin ki. İyi be anne. Kalkıp durma başıma. Ne yapayım yani? Şunca sene geçmiş üstünden. Hem başka açacak konu mu bulamadın Allah aşkına? Diziyi kaçırıyorum ya. Yine çocuklara mı dikiyor bu? Ne olacaktı? Müşteri mi var sanıyorsun? O öylece oturup elindekini saçmakla meşgul. Ne onlamışın elinde kaldık be? Aman aman aman. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. İçeri buyurmaz mıydınız? Yok, hemen gideceğim. Adem nerede? İçeride, çağırayım. Adem, Adem! Bak oğlum kim geldi? Nasılsın Adem? Ayakkabı boyama işleri nasıl gidiyor? İyidir Sami amca. Bak, ne var burada? İyi kumaştan. Artmıştı, öyle yapıverdim. Okulun açılmasına da az kaldı. Giyersin şöyle bir güzelce. Sağ ol Sami amca. Sağ ol. Çok güzel. Hadi. Üstünde eskisin inşallah. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Allah hadi razı olsun. Geldiniz mi beyim?
Ne var canım? Gelmeyecek mi? Ne bileyim ben. Hani iki çocuğa iki paça daha dikersin diye düşündüm de. Fesübhanallah. Fesübhanallah. Kaç takım diktin bugün? Epey çocuk donanmıştır herhalde. Canım amma mesele yaptınız şu işi ya. Ne varmış yani? Ayol mesele tabii. Bir değil, iki değil, üç değil. Delirdin mi sen? Eve ekmeği zor alıyoruz. Sen elindekileri nerelere saçıyorsun damat? Yazık canım bize de. Aa. Yapmayın Valide Hanım. Neyimiz eksik Allah aşkına? Tamam Sami, tamam yeter. Ama sabrım taşmak üzere bilmiş ol. Hadi anne, kalk da iki lokma yemek yiyelim. Bu beyefendiyi dilencileri doyurmuştur nasıl olsa. Hoş geldiniz Vasfi Bey. Yahu Sami, bu iş böyle olmayacak kardeşim. Hemen bugün boşalt dükkanı. Ama Vasfi Bey. Aması maması var mı bunun kardeşim? 3.30 kira. Onu da güç bela veriyorsun. Alamıyorum. Aylarca sallıyorsun beni. Biliyorsunuz toplu bir iş alma ihtimalim var da. İhtimal bilmem ben. Bak esnaflığını severim. Ama bugün bu dükkan boşalmazsa uğraşırım ona göre. İşe bak be. Şimdi ne yapacaksın Sami abi? Bilmem. Başka bir kapı açılır inşallah. Ne yapalım? Gördün mü herifin yaptığı işi? 40 tane de mülkü var halbuki. Haklı canım adam. Bu işin yürümeyeceği belli olmuştu zaten. Kötü oldu be abi. Hayırlısı de boş ver. Çay taze mi bari? Ne olacak şimdi Sami beyefendi? Ben söylemiştim. Söyledim ben. Belliydi böyle olacağı. Canım bakarız bir çaresine. Neyin çaresine be? Bakılacak çare mi kalmış? Zaten ekmeği zor buluyorduk. Şimdi bir de dükkandan kovuldum. Yetmezmiş gibi her şeylerini de kira borcuna karşılık aldı adam. Yani tam ört ki ölem. Çaresine bakarmış. Ha ha, güleyim bari. Evde çalışır bir şeyler. Ya ya. Tamam Sami tamam. Senin çareni bilmem ama ben bakacağım çareme. Yetti artık be. Bak, hazır ettim. Dükkana gelemezdin. Onun için eve çağırdım seni. Al bakalım. Dükkanın için gelemem Sami amca. Çünkü artık dükkan yok. Bak ne yaptım. Cuk diye oturacak üzerine. Beğenirsin inşallah. Şşşt! Hadi be! Akşam vakti. Defol buradan hadi, hadi! Hacer, ne oluyor? Ben çağırdım onu. Yeter be! Bıktım senin bu dilencilerinden. Hadi çocuk bas git. Hadi 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 durma. Hadi. Hacer ayıp oluyor ama. Defol. Defol dedim sana defol. Buldunuz tabii saf adamı. Ne bu yahu? Ne kadar arsızı uğursuzu varsa beni buluyor. Hadi defol dedim hadi hadi yürü. Sami Usta,
Hoş geldin usta, hoş geldin. Hoş bulduk Ahmet. Rahatsız etmiyorum ya. Ne demek ustam? Ne demek? Buyur otur Allah aşkına. Sağ ol Ahmet. Usta kaç zaman oldu be? Hay Allah. Hayırdır? Hangi rüzgar attı seni bizim semte? Ahmet, bir hacetim vardı senden. Belki yardımın olur diye. Lafı mı olur usta? Yapabileceğim bir şeyse. Beni adam eden, bu sanatı öğreten sensin. Ahmet. Ben dükkanı tahliye etmek zorunda kaldım. İşi yürütemedik. Hani... diyorum ki... şuracıkla yardım etsem sana... işin ucundan tutsam... Usta... kurban olurum ama... vallahi elektrik parasını zor ödüyorum. Başımla beraber, canım feda. Ben çekileyim sen geç ustam. Ama bu dükkan ikimizi birden götürmez be ustam. Yine de sağ ol Ahmet. Çok üzgünüm be ustam. Bu meslek böyle olmamalıydı. Çok üzgünüm. Ne olacak oğlum? Artık elbiseler de hazır konfeksiyon, insanlar da. Bizim gibi göz nuru işçilerine pek yer yok artık. Kim iş versin ki sana? Şu haline bak. Ne varmış halimde Hacer? Dünyada işsiz kalan tek adam ben miyim Allah aşkına ya? Sünepelik paçandan akıyor be, paçandan. Kendin neyse de bizi de mahvettin, bizi de. Kendin neyse. Alındın mı can? Zoruna mı gitti? Gül gibiydi bu, gül gibi. Verdik senin gibi kıymet bilmeze. Ne sırıttın? Yalan mı? Allah'ın dikiş tutmaz terzisi. Keşke vermeseydin Valide. Makbule'ye geçerdi. Ne? 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 Demek şimdi böyle oldu ha? Allah'ın cezası. Çık bu evden. Çık bu evden çabuk. Çabuk çık, gözüm görmesin seni. Çık! Sen kimi kimin evinden kovuyorsun be? Ev benim üstüme. Unuttun galiba. Hacer, senin kafanı kırmama az kaldı. Bunu yaptırma bana, anladın mı? Ah, gelmiştir senin dilencilerden biri gene. Git de aç kapıyı, hadi. Hayırdır Yücel? Nasılsın Sami abi? İyidir Yücel. Ya da kötü, bilmiyorum. Hayırlısı be abi. Aslında bağırışmaları duydum. Hiç çalmayacaktım kapıyı ama... bir adam... Kim? Ne adamı? Gençten biri işte abi. Arabasıyla geldi iki kere. Seni sordu. Eski dükkanından vermişler adresi ama... Beni mi sordu? Neymiş acaba mesele? Bilmiyorum abi. Sorduğum ısrar ettim. Sadece bir alacak verecek meselesi dedi gülerek. Pek laf çıkmadı adamda. Allah Allah. Ya makinenin filan borcu desem değil. Nedir acaba? Neyse. Sen tekrar gelirse evin adresini ver. Olur mu Yücel? Anlarız ne olduğunu. Tamam abi. Hani sorayım da öyle dedim. İyi yaptın. Sağ ol Yücel. Hadi abi, eyvallah. Güle güle Yücel. Güle güle. Evliya gibi adamsın be Sami abi. Ama insanlar nankör be abi. İnsanlar nankör. Harika elbiseler yapacaktın Sami. Sen elbise yaptıkça bir çocuk daha çıplaklıktan kurtulacaktı. Soğuktan tırnakları morarmayacaktı çocukların. Yırtık dizlerinden içeri poyraz girmeyecekti. Yapamadın Sami, yapamadın. Beceremedin. Öldüğünde üstünde bir şefaat hırkası olacaktı Sami. Bir şefaat hırkası. Oğlum. Yardım et bana.
Yardım et. Ne oldu? Niye bakıyorsun? Tamam Sami. Bu işe nokta koymanın vakti geldi artık. Ne noktası? Ne diyorsun sen Hacer? Ne oluyor canım size? Benim kızım ağırlı tabii. Söyleyemiyor. Neyi söyleyemiyor? Artık bu evden gidiyorsun. Tamam mı? Gidiyorsun. Ha. Bak Sami, istersen kavga ederiz. Ama gerek yok. Ben sabırlı kadınım. Ama gerekirse... Alimallah toplarım konu komşuyu başına. Ne demek Ev kızımın üstüne. Kanun ondan yana. Hiçbir şeycik yapamazsın. Hadi artık. Yüklen de git. Bakıp durma öyle hazinene. Sizin olsun. Almayacağım. Sadakamı veriyorsun. Size kalsınmış. Sen git de o dilencilerine ver bunu. Hadi. Sami abi, hoş geldin. Abi hayırdır, ne bu halin? Hiç. Nasılsın Yücel? Nasıl olsun abi işte. Otursana, çay içelim. Hı. Abi ya... Ne bu halin? Ne olsun Yücel? Dünya böyle işte. Tahta kurulmak da var dünyada. Eşekten düşmek de. Kötü ha. Evde mi bir şey oldu abi? Ev yok artık Yücel. Boş ver. Sanki sırtımdan bir küfe indirmişim gibi. Hayırlısı olsun be abi. Ne yapalım? Sami abi, hani yapabileceğim bir şey olursa... Hah, abi bak seni soran çocuk, buydu işte. Yine gelmiş bak. Sami usta, sensin. Evet ama yapma, estağfurullah yapma. Seni çok aradım Sami usta. Ya biri anlatsın Allah aşkına ne olduğunu. İyi ya, anlatayım. Baksana Sami usta da tanıyamadı. Allah ne yalan söyleyeyim. Yıllar önce bugünkü gibi değildik tabii. Babam yeni ölmüştü. Abim simit falan satıp döndürmeye çalışıyordu evi. Ama olmuyordu işte. Bir gün korkunç bir ayazda yürüyecek halim yok. Ayaklarımın donduğunu, sırtımın buz tuttuğunu hissediyordum. Bir saçak altına sığındım. Bir terzi beni yanına çağırdı. Evet Sami usta, sendin o. Palto, çorap, ayakkabı. Cebime de para koymuştum. Sıcak giysilerimin içinde hayatımda ilk kez yağan karın ne kadar güzel olduğunu düşündüm. Hay Allah. Ondan sonra bu yıllarca sürdü. Her sene başında bir elbise, her yaz ve her kış ayrı gömlek.
Seni hep duayla andım Sami Usta. Kimsenin el uzatmadığı bir çocuğun üstünde senin elin vardı Sami Usta. Bu yiğitliğini hiç unutmadım, hiç. Yok canım, önemli değil. Hayır, şimdi Allah'a şükür. Variyetim de yerinde. Senin de durumunu işittim. İzin verirsen bir katurbada ben sana dikmek istiyorum. Hayır, hayır, kabul edemem bunu. Sami Usta, daha o kadar çok çocuk var ki üşüyen. Reddetme bunu. Hacer. Sami, ben... Geç. Geç otur şöyle. Gel. Ne bu halin? Geçen yıl evlenmiştik. Sarhoş. Hem de zalim. Şimdi anlattırma bana bunları Sami. Kaç gündür yok ortada. Annem öldü Sami. Saatlerdir kıvranıp duruyorum. Bir kefen parası bile yok. Ne olur, ne olur yardım et bana Sami. Hiç olmazsa mezarına koyabileyim onu. Yardım et bana. Al bunu Hacer, al. Üzülme. Hiçbir şey diyemem sana Sami. Hiçbir şey. Allah senden razı olsun. Ve beni de affetsin. Çocuklarım. Evet, çocukları. Üşümesinler diye. Bunları giyebilen akranlarının yanında utanmasınlar diye. Çocuklar için. Üç arşın beyaz bezi, bir parça kefeni, alnımızın akıyla hak edelim diye. Yaptığınız iyiliğin kıymetini azlığı ya da çokluğuyla ölçemezsiniz. Eğer yardım ettiğiniz kişi ekmek bulamazken siz açlık çekiyorsanız, yardım ettiğiniz kişi giyecek bir parça elbise bulamazken siz üşüyorsanız, yaptığınız iyilik gerçekten yerini bulmuş demektir. Kalp gözünüz açık olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.